peygamber orada sahabeye diyor ki hadi kalkın kurbanlarınızı kesin diyor. Kurban, peygamber fiili olarak bu hadiseyle kurbanla yüz yüze gelmiştir. Şimdi Hanefilerin yaptığı şey, yani yorumlamaları vesaireleri, Hazreti İbrahim'in bu insanlığın büyük dönüşümüne uygun olan şey itibariyle bizim için daha amel edeceğimiz, daha kabullenebileceğimiz bir uygulamadır. Ve bütün insanlık aslında bunu kutlamalıdır. Şimdi birileri diyor ki efendim işte Müslümanlar bunu kavurma bayramına çevirdiler, bilmem ne ettiler. Bir kısmı da diyor ki bu kadar hayvanı işte niye telef ediyorsunuz, niye bilmem şöyle yapıyorsunuz, işte Müslümanlar kavurma bayramı yapıyorlar, hayvan seferlik bilmem ne. Şimdi bakın, ya bu kadar önemli insanlık tarihinde, bu kadar önemli, yani bu kadar insan yüzyıllarca bütün dünyada katledilirken, kurban edilirken Cenab-ı Hak böyle büyük bir devrimi gerçekleştirerek insanı bu felaketten kurtarıyor. Bunu devamlı hafızada şey tutmak ve Cenab-ı Hakk'a bunun için şükretmek. Yani bunun karşısına nasıl çıkarsınız? Şimdi hayvan sevgisi, hayvan sevgisi. Yani bir katil de insanı kendi şeyi için ya kurban ediyor, elbette, öldürüyor. İşte elbette. Bir terörist de kendi bilmem nesi için kurban ediyor, bir başkasını öldürüyor, insan öldürüyor yani. Bir de Turgay Bey mesela, bakın bir de şu var. İnsanın da bir psikolojisi var. Batı dünyasında insanlar çok kan dökerler. Ya sporları bile işte bokstur. Hani biz o Amerikan filmlerinden biliriz. Bir meyhanede birisi birisine yan bakar. Ondan sonra tutar bütün meyhane birbirine girer. Ya iki kişi bozmuş mu, size ne oluyor? Eğlencelerinde bile bu var. Ve bugün bakın işte boğa vampir güreşlerinden filmleri. Tutun, vampir filmlerinden tutun, cadı avlarından tutun, bilmem ne tutun. İnsanlığın içerisinde böyle vücudundaki elektriği bir de toprağa boşaltma var ya. Deşarj. O kan şeyi de deşarj ediyor, deşarj ediyor insanlığı. Bu açıdan da önemli. Ha, vallahi şimdi hayvan sevgisi, yani birileri de kalkıp diyorlar ki ya efendim işte sokaklarda işte şöyle boğa kaçıyor, kasap elini kesiyor, görüntü böyle şu bu. Bunların hepsine amenna, hiçbir diyeceğimiz yok. Bu görüntüler hakikaten Müslümanlığa da yakışmıyor. Medeni insan olmaya da yakışmıyor. Ama ne yazık ki. Ama eskisi gibi değil, yavaş. Değil yavaş, eskisi yavaş. Gibi. Bakın Türkiye'de belediyeler son 20 yılda gerçekten bu konuda hassas davrandılar. Yani mezbahahaneler kurdular, kesim yerleri açtılar, artık insanlar gidiyorlar. Sivil toplum örgütleri, mesela bazı Kur'an kursları, bazı cemaatler, okullar, kurslar, dernekler vesaire. Çok güzel yerlerde gidip hayvanınızı alıyorsunuz. Onlar kesiyorlar, yüzüyorlar, etini de güzelce doğruyorlar, poşet halinde elinize veriyorlar. Ha şimdi birileri diyor ki efendim işte çocuğu götürüp ona gösterme bilmem ne, çocuk travma geçir, şu eder. Buna da varım, bu da doğru bir yaklaşımdır. Yani küçük çocuğu götürüp orada hayvanın başında bekletmenin anlamı yoktur. Çocuk onu idrak edecek yaşa geldikten sonra bir de hayatın gerçeğini de görmesi lazım insanların. Çocuk sadece markette bir poşetin içerisinde et yığını olarak görüyor. Bütün dünya et yiyor. Avrupa'da 25 tane Avrupa ülkesinde kişi başına yıllık et tüketimi bizim ülkemizin 5 katıdır. 5 katı. Biz 20 kilo tüketiyorsak insan başına yılda, onlar 100 kilo tüketiyorlar. Batılıların bu konuda işte kurban telef numara ediliyor yapmasınlar. Hayvan falan hiç numara yapmasınlar, hiç şey etmesinler. Bir ikincisi, Türkiye'de bunu söyleyen insanlar bir zamanlar bunun üzerinden yine Allah'a kurşun sıkıyorlardı aslında birileri. Bunu millet fark ediyordu. İşte hayvan sevgisi, hayvan katliamı, kardeşim her gün yediğiniz biftekleri domates tarlasından mı toplayıp getirdiklerinizi zannediyorsunuz siz? Biraz dürüst olun bu konuda. Biraz dürüst olun. Şimdi bir de şu var. Bu ritüel, yani bu adet, bu gelenek, bu sünnet İbrahim'den kalan çok önemli bir şey. Müslümanlar da bunu biraz işin doğrusu şey kısmını
bitirdiler. Yani biraz önce dediğim işte orada kesiyor hayvanı görmüyor şey etmiyor. Ya eski toplumlarda bizde mesela sığır kurbanı yoktu eskiden ha. Bu son 50 yılın şeyidir sığır kurbanı. Koç önceden alınır. Mesela İstanbul'da kurban pazarları vardı ve şöyle yapılırdı. En az 10 gün önceden alınır. Özel beslenir. Boyanır. Süsler takılır. Ve kurban sahibi onu belirli günlerde alır gezdirir. Bir de o 10 gün içerisinde en az 3 yerde kurbanlıklar toplanır. İnsanlar kurbanlarını yarıştırırlardı. Bizim kurban, sizin kurban, işte o daha güzel, o daha şey. Böyle bir ritüelle bu yapılırdı. Müslümanlar bunun bu yönünü de ihmal etmemeliler. Ve Cenab-ı Hakk'a o İbrahim peygamberle insanlığa vermiş olduğu bu mesajı insanlık unutmamalı. Analarını, babalarını hala doğrayanlar, hala bilmem bazı sapık anlayışlarda çocuğunu kurban edenler, şu tarikat, bu şey, satanistler, bilmem şunlar bunlar, bu insanlığın medenileşmesinin şeyidir, miladı, sembolüdür, miladı. Miladıdır bu. Evet. Çok teşekkür ediyorum.